Avrupa'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e el uzatıldı. Bugün Hollanda'da da aynı şey yaşanmış. Değerlerimize hakaret söz konusu. Evet, evet. Güpegündüz insanların gözünün içine bakarak Kur'an-ı Kerim'i yakma cüreti gösteren bir aşağılık adamla karşı karşıya kaldık. Hı hı. Bu Türk devlet teşkilat yapılanmaları, bizim birlikte hareket etmemiz, Türk birliğinin kurulması, Turan'ın gerçekleşmesi bu tip mahluklara da birer cevap niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Cafer Bey, siz İslamiyet'te Allah Teala bize buyurur, tüm dinlere saygı göster. Biz Peygamber Efendimiz için dua ettiğimizde tüm peygamberler için de dua ederek. Zaten Allah'ın peygamberliğine inanmak tabii, bizim dinimizin de benimdir. Evet. Şimdi siz bizim büyüklüğümüze bakın. Ne kadar vicdanlıyız biz. Evet. Biz vicdanlıyız ona göre ki iman gücümüz çok güçlüdür bizim. Biz güçlüyük imanla. Ve bu ilk hadise değildi ki Kur'an-ı Kerim yapılırdı. Şimdiye kadar Kur'an'ın karikatürlerini, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'le karikatür yapmalar. Bu Kur'an-ı Kerim sadece Türkiye'nin kitabı mı? Size malum. Tüm Müslümanlığın. Yok bak ben soruyorum yani. Evet. Niye sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor? Bir insan olarak ben bana bir ya da soruyorum yani ben. Ey Müslümanlar diyorum. Neredesiniz? Bu sadece Türkiye'nin kitabı mı ki Türkiye'den ses çıkıyor? Bunun korumasına ancak Türkiye kalkıyor. Ya neredesiniz siz? Niye sesiniz çıkmıyor? Evet. Hiçbir Müslüman gidip de kitap yakmaz ya. Yapmaz. Bayraklarına, kitabına, değerlerine yani, el uzatmaz. Evet. Bizim asilliğimiz diyelim Azerbaycan. Evet, bu yani, bizim asilliğimiz. İşte bu. Allah'a bağlılık, iman gücünün mühkemliği ve Allah'ın bize buyurduklarını... Lütuf değil mi? Tabii ki. Biz onu yaşayırız. Biz